Ramazan-ı Şerif birçok nimetlerle gelir. Ramazan-ı Şerif bizi iman etmeye davet için gelir. Ramazan-ı Şerif bizi imanı tazelemeye davet için gelir. Ramazan-ı Şerif salih ameller işlemeye davet için gelir. Ramazan-ı Şerif hakkı, sabrı tavsiye için gelir. Ramazan-ı Şerif zamanı iyi değerlendirmemize vurgu yapmak için gelir. Efendim, KonTV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sahrunuz, seheriniz, geceniz bereketli olsun. Bugün Asır suresini konuşacağız. Zamanın önemine vurgu yapılacak. İman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin ahirette karşılaşacakları müjdeleri bugün Tahir Büyükkörükçü, İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni Nuh Doğan hocamızla ele alacağız. Zaman ve asrı konuşacağız. Tabii her zaman olduğu gibi konu ve konuğumuza geçmeden önce kelamların en güzeliyle başlamak istiyoruz. Bugün bizlere Ali İmran Suresi 144 ve 148. ayeti kerimeleri Şems-i Tebrizi Camii İmam Hatibi Mehmet Küçük Antika hocam tilavet edecekler. Şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. آمنا وصدقنا والله يحب المحسنين. Allah işini güzel yapanları sever buyurdu Ali İmran suresinde. Efendim, bu güzel tilavetinden dolayı Mehmet Küçük Antikacı hocamıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Kıymet hocam, sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bugün Nuh Doğan hocam bizimle beraber olacak. Zamanı konuşacağız. Tahir Büyükörükçü İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni hocamıza dönüyor ve hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Safalar getirdiniz Seher kıymet hocam. Seher vaktinde hoş bulduk. Mekanı, sizleri, Allah razı olsun, hoş bulduk. Evet, kısaca Nuh Doğan hocam kimdir, tanıyabilir miyiz? İmam Hatip öğretmeni. Yani memleket Konya. Konya'dan birisi kendisini tanıtacak olsa böyle, İmam Hatip öğretmeni. Bizimki bu kadar. Elhamdülillah. Yani gençlerle İmam Hatip Lisesi çatısı altında muhabbet etmekten, ilgilenmekten bir katkımız olursa onların yarınına inşallah bir katkı sağlamaktan çok büyük keyif alıyorum elhamdülillah. Rabbim muvaffak eder. Dualarınızı, dinleyicilerimizin dualarını beklerim inşallah. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenler, biz de Nuh Doğan hocamızı, nerede bir genç var, nerede yaralı bir gönüller var, nerede bir açık var, gece gündüz demeden Allah kendisinden razı olsun, koşturan bir hocamız. Rabbim sayılarını ve sayılarını artırsın inşallah. Gerçekten hizmet eden bir abimiz, hocamız. Hepimizi Allah kendisine razı inşallah olsun. Fahrettin Razi, yanılmıyorsam, Herat Çarşısı'na çıkmış şöyle. Ortam çok sıcak, yaz günü, kavurucu bir sıcak var. Tablanın üzerine bir adam böyle buz kütlelerini koymuş. Bağırıyormuş. Sermayesi tükenen, sermayesi eriyen, bu adama acıyan yok mu? Merhamet eden yok mu? Fahrettin Razi de büyük tefsir sahibi. Tabii bakmış ve izlemiş adamı, demiş, Asır suresini şimdi anladım ben. Hocam, müthiş şeyler anlatıyor Asır suresi. Zamandan bahsediyor. Demek ki zamanın kıymetini biz bilmiyoruz.
o kadar fazla, yani Allah'ın en büyük nimetlerinden birisi zaman nimeti. 7-24 saat bu nimetin içerisindeyiz. Demek ki tam kıymetini bilmediğimizden, bilemeyeceğimizi Allah'ın bildiğinden dolayı hep böyle fecre yemin olsun. Kuşluk vaktine yemin olsun. Geceye yemin olsun. İkindi vaktine yemin olsun. Kur'an-ı Kerim'de böyle defalarca yeminler efendim ediliyor. Demek ki önemli bir nimet. İşte zamanı konuşacağız. Tabii iman, iman olmazsa olmazımız. Onu taşlandıran salih ameller, tabii müminin o emri bir maruf nehi anil münker dediğimiz birbirlerine hakkı ve sabrı konuşacağız. Hocam neden önemli zaman? İsterseniz şöyle bir başlayalım. İnşallah. Niçin bizim zaman? İnşallah. Niçin Rabbimiz böyle İnşallah. Defalarca yeminler ödüyor? İnşallah. Var ki bir şeyler dikkat çekiyor Rabbimiz. Bismillah, ala bereketillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfe'una. Allah'ım bize fayda verecek şeyler öğret. وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا. Öğrendiklerimizden doğru bir bilgi, salih bir amel, sağlam bir inançla ve bu inancın, bu davanın sözcüleri olarak bizleri faydalandır. Amin. İnşallah. Amin. Şimdi Fahrettin Razi belki de Asr suresinin tefsirini yazdığı dönemlerde, tefsirin adı da çok hoş, yani Mefatuhul Gayb. Evet. Budur yani, Kur'an'dır. Gaybın anahtarı odur, o tefsiri kebirinde. Bu bahsettiğiniz hatırayı zikrederken aslında insanın dünya tarlasından ömür sermayesiyle cennet çıkartmaya gelen bir varlık olduğuna vurgu yapıyor. Asr suresini anlamak için Kur'an'ın başından Asr suresine kadar süreci bir takip etmek, evet, ya da en azından Nebe'den Asr suresine, değilse Tarık'tan Asr suresine, hiç değilse Duha suresinden, evet, Asr suresine bir süreci bir gözden lazım, geçirmek tabii lazım. Ki. Ben zaman sınırlı olduğu için şöyle Duha'dan Asr suresine tabii bir geleyim. Tabii. Duha'dan önceki suremiz Leyl suresi, gece. Gece bitmiştir. Küfür programını tamamlamıştır. Ve artık İslam'ın parlak güneşi ortaya çıkmıştır ve Duha. Ve gece sakinleşecek, evet, son bulacak. İnşallah bugün de inanıyoruz ki yeryüzünde küfür programını tamamlamıştır. İnsanlığa verecekleri bir şey yok. İnsanları çıkmaz bir sokağın içine sokmaktan başka, insanları bir bunalıma sevk etmekten başka yaptıkları, yapacakları bir şey yok. Evet. Ve İslam'ın güneşi bu gecenin ardından yine o kuşluk vaktinde, o güneşin en bakir döneminde, en parlak şekliyle inşallah doğacak. Ve duha, o güneş doğdu mu o zaman bir inşirah var. Ya. Elem neşrah leke sadrak. İslam'la birlikte bir inşirah olacak. Bir rahatlama olacak. Gönüller ferah bulacak Allah'ın izniyle. Ve bunun örnekleri var. Tin, o vettin, incir bölgesi Şam'a tarihte inmiş olan vahiyle. Ve zeytun ve o Kudüs bölgesine inen vahiyle bu tarihte yaşandı. Ve tur sinin ve o Sina dağına, Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın verildiği o dağa inmiş olan vahiyle bu rahatlama yaşandı. Ve hadel beledil emin, ve şimdi kıyamete kadar da o emin beldeye inmiş olan o Kur'an'la o inşirah, o rahatlama yaşanacak. Onun için ikra, bismi rabbikellezî halak. İkra ve rabbukel ekram. İki kez. Ya. O zaman okumak lazım. O zaman okumak lazım. Hem iki kez kendimize okumak lazım ve bu mesajı aynı zamanda insanlara da okumak lazım. Bunu bir kez okuduysak bir kenara bırakmamak, yeniden okumak lazım. O kitabın bir bölümünü okuduysak bir başka bölümünü daha okumak, gündeme getirmek lazım. Çünkü ikra diyor, ikra diyor. İkra, tekrar. 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 Peki hala ne okuyacağını anlamayan varsa, inna enzelnahu fi leyletil kadir. Buyur. O Kadir gecesinde indirileni okuyacak. O Kadir gecesinde indirilen bir geceye indi. Leyletul Kadir hayrun min elf şehr. Ve o geceyi bin aydan hayırlı hale geldi. 80 yıl, yani bir ömürden bir geceyi hatta hayırlı hale getirdi. 84 yıl küsür ayda, evet, var. Evet, yani yaklaşık. Allah Allah. Bir ömür, tam böyle dolu dolu bir belki ömür. Şu an içinde bulunduğumuz gecelerde Kadir gecesi olma ihtimali. İhtimali var. Şu an, evet. Evet. Program yaptığımız gece olabilir mi? Mümkün. 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 Evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği
o zaman diliminin içerisinde bir yerdeyiz, mümkün. Ya. Ve bir geceye bir kitap indi. Onu kendisinde kitap inmeyen bir ömürden daha hayırlı hale getirdiyse, bin aydan daha hayırlı hale getirdiyse, ya bu kitap bir gönle inerse, ya, bir insana. Ya bu kitap bir topluma, bir iş yerine inerse, ya bu kitap bir yönetime inerse, ya bu kitap bir hayata inerse, o kitapsız hayatlardan, anlayışlardan, mekanlardan binlerce kat daha hayırlı hale getirecektir. Orayı ne hale çevirir? Mekke'ye indi, mükerreme kıldı. Medine'ye indi, münevvere kıldı. Bir dağa indi, nur dağa kıldı. Bir insana indi, Hazreti Muhammed kıldı. Bir geceye indi, Kadir gecesi. Bir aya indi, 11 ayın sultanı kıldı. Ve o kitap inince... Allah Allah! Lem yekunillezine, orada Beyyine suresinden mesajlar alacağız. Evet. Keferu min ehlil kitabi vel müşrikine münfekkine hatta te'tiyehumul beyyine. O ehli kitabın kafirleri ve müşrikler, o apaçık beyineler gelene kadar durumunu düzeltecek değil. Herkes bulunduğu durumdan memnun. Herkes kendinin haklı olduğunu zannediyor. Ama vahiy gelmişse orada bir değişim başlamalı. Orada bir değişim başlamalı. Eğer insanlar kendilerini değiştirmezlerse, o takdirde büyük bir değişime hazır olsunlar. İza zülziletil ardu zilzaleha. O zaman yer değişecek. Vurucu cümleler hocam. Yer yeni bir yer olacak. Biz kendimizi değiştirelim. O büyük değişimden önce, çünkü orada artık değiştirme insanı, imkanı kalmayacak insanın. Fırsatlar bitiyor mu? Fırsatlar bitecek. Oo. Biz bugün kendimizi değiştirelim. Onun için vel adiyati dabhan, böyle harıl harıl koşmak lazım. Harıl harıl koşan atlara fel muriyati kadhan, o koşarken kıvılcım saçanlara fel mugirati subha, sabah baskını yapanlara ve eserne bihi nak'an fe vasadne bihi cem'a, tozu dumana katanlara ve toplumun ortasına dalanlara, cihad edenlere, koşturanlara and olsun. O zaman kıyamet gelmeden, ölüm gelmeden önce koşturmak gerekiyor. Koşturmak gerekiyor. Allahu ekber. Koşturmak gerekiyor. Değilse insanın dünya sevgisi çok fazla. Evet. Rabbine karşı nankör. Kendisi de buna şahitlik ediyor aslında. Eğer koşturmazsa işte, o zaman el-gari'a beklesin. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Çarpış. Kapı çalacak, geliyor. O zaman koşturacak ama kelferâşil mebthûz. Böyle anlamsız kelebeklerin böyle pervaneler gibi seyrettiği gibi, dolaştığı gibi anlamsız bir koşturma olacak. O koşturmanın bir faydası olmayacak. Ama bu gâriaya, bu kapı çalana kulak tıkayanlar, onlar hâlâ elhâkümüt tekâthür. Yani neyle çokluk hissi helak etti. Benim malım, benim makamım, benim çevrem, benim diplomam, benim gücüm hala, hatta o kadar onu meşgul etti benim ki... Benim aşiretim. Aynen, hatta o kadar meşgul etti ki zürtümül mekabir, kabirleri, eski defterleri bile aşmaya başladı. Oraya varınca kadar mı saymaya başladılar? Saydı bu ve da sonra benden, bu da o da bizden. Bizden geriye döndü bu taraf bitince ve... İşte buraya geldiğimizde insanın eğer bu gaflet içerisinde devam ederse hüsranda olduğunu haber veren bir surenin eşiğindeyiz. Bir mübarek surenin kapısında, bir mübarek surenin huzurundayız. Vel asr. Hocam muhteşem bir diziliş. Kur'an süper ya. Şu dizilişe bakar mı? Ne kadar bütün değil mi? Kesinlikle. Birbirinden hiçbir yeri ayıramıyorsun. Bir bütün olarak bakmak lazım. Ayetler muhteşem. İçerisindeki insicam böyle. İnsicam. Sureler arasındaki insicam böyle. Geçişlere bakar mısın? Yani muhteşem böyle geçişler. Bir tabiri caizse yatay okusanız insicam böyle, bir dikey okuyuş yapsanız insicam böyle ve bizi getiriyor Asr suresinin kapısına bırakıyor. Vel asr. Ya. Asra yemin olsun. Asra and olsun. Vurucu bir cümle. Evet. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Anlayana diyor vel asr. Evet. Şimdi geldik diyor vel asra. Ve bu gafletle devam eden insan, innel insane lefî husr, ya, o hüsrandadır. Ama çıkmaz bir sokağa sokmuyor İslam, Kur'an. Hemen oradan bir kapı aralıyor. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bissabr. İman edenler, salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Zaman... Hocam, hakikaten elimizde
Fahreddin Razi'nin dediği gibi bir buz gibi eriyor. Ömrümüz var. Evet. Tükeniyor. Tükeniyor her ve gün. Herkes bulunduğu durumda aslında ölümden çok uzak olduğunu düşünerek hareket ediyor. Hiç kendisine yaklaştırmamaya çalışıyor. Yakıştırmıyor da. Yakıştırmıyor da kendisine. Ben daha gencim. Yani dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenme, ölen hep ihtiyar mı? Şair böyle bir ifade söyleyeyim. Kullanıyor. Yani halbuki hepimizin ortak kaderi. Yarına ilişkin planlarımız, programlarımız var. Yarına ilişkin dünyalık yatırımlarımız var. Ama hepimizin ortak kaderi ölüm. Ya. Hepimizin ortak kaderi ölüm. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir taş atıyor. Biraz yakına düşüyor. Sonra bir taş daha atıyor. Ashabla otururken biraz daha ileri bir noktaya düşüyor. Ve sonra diyor ki, şu uzağa attığım taş var ya, o insanın emelidir. Şu yakına düşense insanın ecelidir. O emeline ulaşmadan ecel ona ulaşır. Ve ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Fakat bu ecel gelmeden, bu ömür sermayesiyle bir cennet kazanacağız. Eğer bunu yapabilirsek, ne mutlu bize. Eğer bunu başarabilirsek, değilse kazanmaların, harcamaların, koşturmaların sınırı yok ki. Ne anlamı kaldı ki? Şurada en yakın bize üçler var değil mi? Evet. Hemen üçler var. Gidelim, hiçbir kimse programını bitirmeden gelmiştir. Programını bitiremiyor insan. Evet. Ben de, sen de, hiçbirimiz bitmeyecek. O zaman bir yerden başlamak lazım, ahirete. Ya. Bir gayretin içerisine girmek lazım. Biz bir adım atarsak Rabbimiz bize 10 adımla gelecek. Biz bir karış gidersek bir kulaçla gelecek. Rabbimiz bunu bize vaat ediyor. Biz öğrenirsek, bildiklerimizle amel edersek o bize bilmediklerimizi öğretecek. Yani yine Konyalıların ifadesiyle çabalamak lazım. Çabalayan koyun mundar gitmez. Mundar ölmez. Evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 5 şey gelmeden önce 5 şeyin kıymetini bilin diyor. O 5 şeye geçmeden bir soluklanalım, reklama girelim. Reklamlardan sonra o 5 şeyi alalım İnşallah. Kıymet Hocam. İnşallah. Efendim şimdi kısa bir reklama giriyoruz. Reklamlardan sonra Nuh Hocam'la, Doğan Hocam'la o doyumsuz sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim tekrar KonTV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Nuh Doğan Hocamız bizimle beraber. Tahir Büyükkörükçü, İmam Hatip Lisesi meslektaşları öğretmeni. Hocamızla Asır Suresini konuşuyoruz, zamanı konuşuyoruz. Konuğumuza ve konumuza geçmeden önce, şimdi Ribat İnsani Yardım Derneği'nin faaliyetlerini gelin hep beraber izleyelim. Acaba bugün bizi sefer tasında ne bekliyor? Şimdi hep beraber onu izliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Ramazan ayındayız. Depremin vurduğu Gaziantep Nurdağ ilçesi Kozdere köyündeyiz. Burası İslahiye'ye de yakın aynı zamanda. Gördüğümüz gibi bu Mameler köyü, aynı zamanda mahalle, yıkık dökük, tarumar olmuş. Hakikaten sözün bittiği noktadayız. Yürekler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Rabbim memleketimize böyle musibetler yaşatmasın. Buraya Ribat İnsani Yardım Derneği ile birlikte geldik. İnşallah buradaki kardeşlerimize bir nebzecik de fayda sağlama adına çadırdaki yaşayan kardeşlerimize gıda kolisi dağıtımı yapacağız inşallah. Rabbim bu gıda kolisinde desteği olan, yardım olan tüm kardeşlerimizden razı olsun, memnun olsun inşallah. Yaptıkları hayırları kabul eylesin, bereketlendirsin diyorum ben inşallah.
kardeşlerim, İslahiye ilçesindeyiz. Kozdere köyünde iftara yakın bir zaman dilimi içerisindeyiz. Ribat Eğitim Vakfı İnsani Yardım Derneği aracılığıyla yaptığımız, organize ettiğimiz yardım seferberliği devam ediyor. Gıda kollarını dağıtıyoruz. Bir taraftan da depremzede kardeşlerimizin duygusunu alıyoruz. Hakikaten burada büyük bir yıkım var. Allah yardımcılar olsun inşallah. Bir ailemize daha yaklaştık. Onlarla da inşallah bir röportaj yapalım diyoruz. Abla kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Geçmiş olsun. Siz hoş bulduk. Şöyle kısaca bir sizi tanıyalım. Ben Zeynep Gülsoy ismim. Zeynep Gülsoy, buralısınız. Evet, evet, buralıyım. Siz depremde eviniz mi yıkıldı? Evet. Geçmiş olsun. Yıkılacak yani. Evet. Evet. Ölünüz var mı? Yok abla. Elhamdülillah. Şükür. Çok büyük geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. Konteyneriniz de gelmiş. Sağ ol Allah. Hayırlı olsun. Olsun. Güle güle sağ kullanın. Ol, sağ ol. Allah devletimize güç kuvvet evet. versin. İçine de bugün işte malzeme, biraz malzeme verdi. İnşallah, inşallah. Devlet evet. mi verdi? Vallahi bilmiyorum. Tabii devlet de. Dua edelim devletimize. Allah sağ olsun. Rabbim zeval vermesin inşallah. Evet, evet. Çok sağ olun. Allah tuttuğunuz orucu kabul eylesin. Amin. Rabbim sizlere geçmiş olsun inşallah. Tamam. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Evet, değerli hayırsever kardeşlerim, değerli izleyiciler, gıda kollerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. İslahiye, Kozdere mahallesindeyiz, köyündeyiz. Depremin vurduğu bu köyün, burada yaklaşık 81 tane hane var. 81'i de oturulamaz halde, tabii ölüler de var burada. Sizler adına gönderilen kolleri burada Ribat İnsani Yardım Derneği aracılığıyla köprü olarak dağıtıyoruz. Rabbim kabul eylesin inşallah. Rabbim bereketlendirsin kazançlarınızı ve Rabbim memleketimize, köylerimize, kasabalarımıza, şehirlerimize böylesi musibetler, afetler yaşatmasın şu mübarek Ramazan ayında, rahmet ayında. Rabbimizin rahmetinden dua ile, yalvarışla temenni ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunları da atlatırız diyoruz inşallah. Değerli kardeşlerim, İslahiye Kozdere köyünde sizlerin yardımlarını dağıtmaya devam ediyoruz depremzede kardeşlerimize. İnşallah yardımlarımız iftar öncesi inşallah bitmiş olacak. Allah nasip ederse. Tekrar verenlerden, yardım olan tüm hayırsever kardeşlerimden Rabbim razı olsun inşallah. Efendim, tekrar herkese hayırlı sahurlar, hayırlı seherler diliyorum. İzledik hep beraber. Rabbim orada kalan kardeşlerimizin yardımcıları olsun. Rabbim bizlere bir daha öyle acılar yaşatmasın. Yardım manasında hizmet eden Ribat Eğitim Yardım Derneği'ne, tüm ekibine, çalışanlarına ve oralara yardım edenlerden de Rabbim razı olsun diye dua ediyoruz. Şimdi sizin merakla beklediğiniz Arz'ın diyarından bir soru malumunuz, umre çekilişli, Çağ Turizm eşliğinde olan. Şimdi gelin hep beraber Arz'ın diyarındaki o soruyu alalım. Sonra Nuh Doğan hocamla imsaka kadar o doyumsuz sohbete beraber devam edelim inşallah. Taif'teyiz. Efendimiz Aleyhisselam Taif'te taşlandıktan sonra bir üzüm bağına sığınıyor. Üzüm bağında Ninovalı birisi var. Yunus Aleyhisselam'ın memleketinden Ninovalı birisi var. Efendimiz Aleyhisselam'ı o bağda misafir ediyor. Bu kişiyi soruyoruz. Ninovalı, bu kişinin ismi nedir?
Evet, sorumuzu da hep beraber dinledik. Hemen imsaka kadar elimize telefonlarımızı alıyor ve cevabını bekliyoruz inşallah. Evet, Nuh Hocam, beş şey gelmeden önce beş evet. şeyin kıymetini bilin dedik. Reklama girmiştik. İnşallah. Şimdi artık hocam imsaka kadar i̇nşallah, mikrofon sizde. İnşallah. Taze besmele çekelim. Taze besmele. Bismillah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymeti, bir de ölüm gelmeden önce hayatın. Bu beş şeyden üç tanesi zamanla ilgili. Hmm. Birisi sağlıkla ilgili, hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini, birisi de yokluk gelmeden önce varlığın kıymetini bilin diyor. Yani bu zaman denilen şey Allah Zülcelal'in hakim olduğu bir şeydir. Ve insana o hakimiyet alanından cennet kazansın diye hibe ettiği bir şeydir. Onu bir bozuk para gibi harcarsa, onu çarçur ederse, o zaman onun geri dönüşü olmayacak. Ama hala nefes alıp verebiliyorsa bir kimse, hala kendisi için zaman faal olarak devam ediyor demektir. Hala cennet kazanma fırsatı var demektir. Ve bu fırsatı değerlendirmek lazım. Zamanın kıymetini bize öğretecek Rabbimiz, namaz bunun için var. Yani akıp giden zaman içerisinde iki vaktin arasındaki meşguliyetler, dağınıklıkları toparlayacak bir namaz gelecek. Ya Rabbi, ben buradayım, senin kulun olarak varım ve zamana bağlı bir farzı yerine getirecek. Oruç bunu hatırlatacak. Yılların, yani gün içerisindeki zamanın akıp gittiğini bir beş vakit namaz, evet. bir haftanın akıp gittiğini bir cuma ama bir ömrün, yılın akıp gittiğini bir Ramazan. Yine bu sene Ramazan geldi. Yani yine zamana bağlı bir farzı yerine getiriyoruz. Bize hatırlatmış olacak. Tabii zaman insanı bir bozuk para gibi harcıyor. İnsan hüsrana doğru elindeki fırsatı kaçırınca sürüklenip giderken bunların içerisinde ayrışanlar var. Biz o ayrışanlardan, o orada illa istisnasından sonra gelenlerden olacağız inşallah. İman edenlerden olacağız. Yani zamanı lehimize çevirecek olan şey imandır. İmansız bir ömrün Allah katında hiçbir kıymeti yoktur. Hiçbir kıymeti yoktur. Yani imansız yaşanmış bir ömür yarın mizana konulduğu zaman ağırlık yapmayacak. Ameller hiçbir anlam ifade etmeyecek. Kazançlar hiçbir anlam ifade etmeyecek. Ama iman Allah katında kıymetli bir şeydir. Dünyanın en iyi insan olsa dünyevi manada diyelim, o seküler manada yine faydası olmayacak. Yani adam şunları icat etmiş, efendim şöyle plaka, teşekkür belgeleri almış, takdirler almış, alkışlar almış. Dünyanın en sevinen, en popüler, en yardımsever insanı bile olsa iman olmazsa hocam? Yaptırıcısı Allah olmayan bir amelin hiçbir. Yani dünyalık bir karşılığı olabilir. Dünyada alacak onu. Ama ahirette bir karşılığı olamaz. Ama iman eski akaid kitaplarımızda, kelam kitaplarımızda asl-ül usul Allah'a imanda odaklanan bir şeydir. Ve Allah'a iman Allah Zülcelal'in varlığına, yaratıcı olduğuna ve ela lehul halk vel emr, o yarattıklarını yönetme hakkına, yarattığı varlıkların hayatına plan ve program yapma hakkına sahip bir varlık olduğuna iman etmektir. Hayatın tümüne tam yetki, karışma hakkına sahip, hayatın plan ve programını yapma hakkına sahip olan Allah Zülcelal'e imandır. Bunda düğümlenir ve sonra bizim iman esası olarak bildiğimiz şeyler, o Allah Zülcelal'in bizim programımızı melekler aracılığıyla gönderdiğine, Allah Zülcelal'in meleklerine, ama o bizim programımızın melekler aracılığıyla kitaplar şeklinde geldiğine, Allah Zülcelal'in kitaplarına, ama o kitapların bize kargoyla değil, o kitapların bizim mailimize atılarak değil, o kitapların bizim içimizden seçilmiş bir peygamber aracılığıyla geldiğine, Allah Zülcelal'in peygamberlerine, onların örnekliğine, o peygamberin getirdiği en büyük haberin, ki ezber bozan haberin, dikkat edin, ölüm var ve yeniden diriliş var ve bu yaptıklarınızın hesabının sorulacağı ya da karşılığını göreceğiniz bir dünya daha var, ahirete ve bir de hiçbir şeyin rastgele olmadığına, hepsinin Allah Zülcelal'in bir kader, bir plan, program dahilinde gerçekleştirdiğine iman. Yani imanın odaklandığı yer de
doğru bir Allah inancı, Allah korusun, Rabbimiz imanımızı elimizden almasın. Onun sayesinde bir cennet ümidimiz var. Evet. Yani onun sayesinde bir cennet ümidimiz var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o çok değer verdiği Muaz İbni Cebel radıyallahu anha diyor ki gel merkebin üzerine sen de bin. Yağfur adında bir merkebi varmış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Evet. Rahatsızlık vermemek için Muaz Efendimiz binmek istemiyor. Resulullah ısrar edince biniyor fakat binerken ikisi de düşüyorlar. Allah Muaz Allah. Efendimiz çok mahcup oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise gülüyor. Gülerek kalkıyor ve yeniden biniyorlar. Ve ara ara onun omuzuna dokunuyor. Muaz diyor. O da lebeyk ya Resulallah diyor. Biraz devam ediyorlar sonra tekrar aynı şeyi yapıyor. Sonra diyor ki Muaz sen Allah Zülcelal'in kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allahu ve Resuluhu alem. Sahabenin çok böyle evet. Hoş bir ifadesidir. Yani ya, hemen böyle derler. Her işin en iyisini o bilir. Yani hayatı o bilir, Allah ve Resulü bilir, mematı o bilir, aileyi, bireyi, toplumu, ekonomiyi, hayatın her bir bölüm ve birimini en iyi bilen Allah ve Resulü'dür. Ahlaka bak. Yani hiçbir zaman Allah ve Resulü'nün önüne geçmiyorlar. Kesinlikle. Ve sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona hiçbir şeyi ortak koşmadan iman etmeleridir ya. Ey Muaz der. Ella tuşruku bihi şey'en. Evet. Sonra biraz daha devam ederler. Resulullah ara ara omuzuna dokunarak Muaz Efendimiz'e seslenir. Sonra peki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin deyince yine aynı cevabı verir. Ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmadan iman edenlere azap etmemektir. Kulların Allah üzerindeki hakkı ve onlara cennet vermektir kulların Allah üzerindeki hakkı der Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve iman, yani bu bizim farkımız, biz müminiz ve bunu hiçbirimiz unutmamalıyız. Bunu gencimiz unutmamalı, yaşlımız unutmamalı. Kendisi sebebiyle kendimizi garanti cennetlik görme hakkına sahip değiliz ama cennet ümidi taşımamıza sebep olan şey imanımızdır. Yani beynel havf ve raca arasında olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani. Ve bu imanı muhafaza etmek için çalışmalıyız. Yani bu imanın yıprandığı dönemler olabilecek. İman üzerinizde bir elbisenin eskimesi gibi eskir diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah Allah. Allah Zülcelal'den onu yenilemesini isteyin diyor. Ve işte kitaba müracaatımız aslında onu yenilemek anlamına gelecek. Bizi yeniden senkronize edecek. Bizi yaratılış ayarlarımıza, bizi fıtratımıza döndürecek. Aslında hayatın akışı içerisinde böyle bir sihir etkisiyle hayatı yaşıyoruz. Üzerimizde büyük bir sihir var. Ekonomik sihirler var. Üzerimizde yönetimsel sihirler var. En batıl anlayışların ve yönetim şekillerinin en ideal olarak bize gösterildi. Üzerimizde eğlence sihirleri var. Dünyayı bir eğlence yurdu haline getirmemize sebep olan, bizi kulluktan alıp götüren, üzerimizde kılık kıyafet sihirleri var. En anlamsız kılık kıyafet şekillerini moda olarak bize ya. Dikte eden ve üzerimizde buna benzer belki Firavun dönemindekinden daha etkili sihirler var. Fakat yeniden bizi kendimize çevirecek olan, üzerimizde eskimiş olan iman elbisesini yeniden üzerimize giymemize sebep olacak olan şey Allah'ın yine kitabı. Allah'ın kitabına müracaat, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine müracaat, onu gündem yapmak. Çünkü insanlar gündemin etkisinde kalıyorlar. Yani mesela Nadr bin Haris diye bir adam biliyoruz evet. ki Bedir'de esir olarak tutulduğunda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onları öldüreceksiniz dediği iki kişiden birisi. Birisi Ukbe bin Ebi Muayt, Resulullah Aleyhisselam'ın kapı komşusu Muhammed Aleyhisselam'ı boğmaya çalışmıştı. Birisi de Nadr bin Haris. O adam gündemi kontrolüne almak için o وَمِنَ النَّاسْ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ o Lokman suresindeki ifadeler onunla ilgili inmiş. Gitmiş adam o günkü Roma'nın kültür başkenti olan tabiri caizse Şam'dan şarkıcılar ki o dönemde bu sahne işlerinde şiir ve nesir dışındaki şeyleri kölelerine ve cariyelerine yaptırırlarmış ve onları satın alıp gelmiş İran'dan Zaloğlu Rüstem, Üsfendiyar hikayeleri öğrenmiş gelmiş ve sonra Muhammed Aleyhisselam'ın yanında Mekke gençlerini alıkoymak için ve Mekkeli insanları kendi etrafında toplamak için büyük bir gündem kavgası var.
bu gündem kavgasının içerisinde biz Allah'ın kitabına bir yer bırakmalı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bir yer bırakmaya gayret etmeliyiz. Ve bu imanımızı ki yani aslında belki iman konusunda en pazarlıksız olan da gençlerdir. Yani genç kardeşlerimi buradan selamlıyorum. İman konusunda en pazarlıksız olan ve en temiz aslında imanı ortaya koyabilecek olanlar da onlardır. Kur'an'a baktığımızda mesela gençliğin hiçbir zaman problem olmadığını görüyoruz. Gençlik, mesela feten kelimesinin, fityetün kelimesinin geçtiği yerlere bakıyoruz. İbrahim Aleyhisselam. Evet. O fecealehum cüzâden, o putları paramparça ettiği zaman, o en büyüklerini bıraktığı zaman aslında insanların gönül mabetlerini putlardan temizlemek için, bir mesaj vermek için bir mizansen hazırladığı zaman orada geldiklerinde bunu putlarımıza kim yaptı dediklerinde semi'na feten, bir genç işittik, yedkuruhum yukalu lehu İbrahim, ona İbrahim denilirmiş demişlerdi. Mesela genç İbrahim, evet, Aleyhisselam'dı, genç Ashab-ı Kehf'te o Rablerine iman eden bir grup genç yiğitti. O zalim, Tanrı tanımaz, insanlara zulmeden zalim krala kafa tutan bir kimseydi genç. Yani hep olumlu anlamlarıyla. Mesela kimdi? Kehf suresinde Musa Aleyhisselam'ın yanında bir peygambere refakat eden, o Hızır'la buluşmasına giderken ki kimseydi genç. Dolayısıyla gençlik hep böyledir. İman konusunda böyle pazarlıksız, tabiri caizse tam teslimiyet imanı ortaya koyacak olan da gençlerimiz ve onların kardeşlerimin Allah'ın kitabıyla, bu gündemle, bu ana gündemle tanışmalar lazım, tanıştırılmalı, evet, tanıştırılmalar lazım. Bu kadar kalabalık gündem kavgası içerisinde onların bununla buluşması için bir çaba sarf etmesi lazım. Bizlerin onları bununla buluşturmak için bir çaba sarf etmemiz lazım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın temiz hayatıyla onları buluşturmak için bir çaba, bir gayret sarf etmemiz lazım. Ve imanımızı muhafaza etmeye çalışmamız lazım. En büyük kıymetimiz budur. Yani Allah katında yeryüzü dolusu kafiri terazinin bir kefesine koysak, onların bütün varlıkları, servetleri, birikimleriyle birlikte bir kefesine koysak, ama içimizden en günahkar kardeşimizi, ama imanlı, imanlı kardeşimizi bir terazinin bir kefesine koysak, Allah Zülcelal'in mizanında kesinlikle o mümin kardeşimiz ağır basacaktır. Öyle değerli. Çünkü iman böyle değerli. Hatta imanın bozulmuş olanının bile diğerinden ayrıştığını görüyoruz. Ehli kitap ayrımı var mesela Kur'an'da, değil mi? Yani onların kestiğini yiyoruz. Rabbimiz, evet, bize Maide suresinde, tabii, onların kadınlarını bize helal kılıyor. Mesela müşriklerin kestiklerini haram kılarken imanın bozulmuşu bile diğerinden ayrı tutulurken imanın temiz olanı, saf ve berrak olanı nasıl ayrışmaz ki? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 9 yaşında bir gence iman eğitimi veriyor. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya, o ifade ediyor, bereket olur, hadisin Arapçasını da ifade edeyim inşallah. Küntü halfen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem diyor Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin terkesindeydim. Ya gulam, evlat dedi bana, yavrucuğum, inni uallimuke kelimat, sana bir takım prensipler öğreteceğim, bir takım ilkeler öğreteceğim. İhfazillâhe yahfazke, sen Allah'ı, Allah'ın değerlerini koru ki Allah da seni korusun. İhfazillâhe tecidhü tücahek, sen Allah'ın dinini, değerlerini koru ki ihtiyacın olduğu zaman onu karşında bulasın. Te'arraf ilallâhi firrekâ yârifüke fişşiddeh, bolluk zamanında, rahat gününde kendini Rabbinle tanıştır ki darlık zamanında, zor gününde de o seni tanısın. Sonra öyle bir iman veriyordu ki ona, ve izâ se'elte fes'elillah, evladım istediğini Allah'tan iste, başkasına el açma. Ve izistâente fes'le'in billah, bir sığınma talebin varsa onu Allah'a karşı yerine getir yavrum. Bu bir iman eğitimiydi. Üstelik öyle hoş bir ortamda gerçekleşiyordu ki bu eğitim. Yani sınıf yok, sıra yok, plan, program, böyle projeler falan yok. İnsanlığın öğretmeni. Demek ki verilebiliyormuş. Evet, göklerin öğrencisi, yerlerin öğretmeni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Öğrenmeye istekli, neşesi üzerinde olan bir yavru, bir genç. Çünkü bir büyüğüyle birlikte, bir bineğin üzerinde, bu hoş bir zaman dilimidir.
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ona bu hakikatleri öğretiyordu. Hatta imanı muhafaza edecek öyle prensipler daha ona zikrediyordu. وَعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِشْتَمَعَتْ عَلَى اِيَّنْفَعُوكَ بِشَيْنْ لَمْ يَنْفَعُوكَ اِلَّا بِشَيْنْ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ Evladım, dünya bir araya gelse, sana bir fayda dokundurmak isteseler, Allah'ın yazdığından başka bir fayda dokunduramazlar. Evladım, sen imanını tehlikeye atma. İnsanlardan gelecek faydayı göz önüne alarak kendini bu konuda bir boşluğun içerisine bırakma. Aynen bunun tersini söylüyordu. Sana zarar vermek için bir araya gelseler, lem yadurruke bi şeyin illa ma ketebeallahu aleyk, Allah'ın senin aleyhine yazdığından başka bir zarar hani veremezler diyordu. Şu ayet-i kerimede olduğu gibi, ve yemseske Allah bi durrin fela kâşfe lehu illa hu. Ondan başa giderecek yok. Ama evet, buyurun hocam, buyurun lütfen. Zarar vermek istese, fela râde li fadli. Onu da çevirecek kimse yok. Yani Rabbimizin iman, onunla bizim aramızdaki ilişkiyi düzelten, bizi kula kulluktan kurtaran, bizi güce kulluktan kurtaran, bizi maddeye kulluktan kurtaran ve bizi nefsimize kulluktan kurtaran ve bizi özgürleştiren bir şey. Yani Allah'a kulluk, insan olma şerefini bize tattıran şey. Orada bizi hüsrandan kurtaran şey. Tabii salih amellerimiz mutlaka bizden bir gayret gerektiriyor, bir gayret bekliyor. Yani iman yeterli değil. Âmenû ve amilus salihâti. Onunla taşlandıracağız. Evet, onunla taşlandıracağız. Şimdi insanlar aslında farklı farklılar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte hacca giderken Ebu Bekir Efendimiz'in devesinin üzerine azığını koyuyor. Ebu Bekir Efendimiz o deveyi kendi hizmetçisine emanet ediyor. Ve o hizmetçi o deveyi yolda kaybediyor. Ve sonra Sa'd bin Ubade, Hazrec'in reisi evet, radıyallahu anh, üzerindeki yiyecekle birlikte bir devenin yularından tutup Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulallah diyor, bu deveyi sana hediye etmek istiyorum. Duydum ki azığınızı kaybetmişsiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Sa'd, senin hicrette yaptığın iyilikler yetmedi mi? Allah Allah. Sa'd Efendimiz diyor ki, minnet Allah'a ve Resulüne'dir. Yaptığımız iyilikleri onların başına kakamayız. Onların bizim malımızdan aldıkları, geriye bıraktıklarından bizim için daha hayırlıdır diyor Sa'd Efendimiz. Sonra orada o ashabın hatiplerinden Sabit bin Kays diyor ki, ya Resulallah biliyor musun diyor, bu Sa'd var ya cahiliye döneminde de böyle iyilik ederdi. Ne zaman dara düşsek? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Sa'd, Allah sana güzel bir ahlak vermiş. Allah kullarından dilediğine onu verir. Sonra şu ifadeyi kullanıyor. Ennâsü me'adin. İnsanlar madenlerdir. Madenler gibidir. Çeşit çeşit böyle. Hıyaruhum fil cahiliyeti, hıyaruhum fil İslam, idâ fekuhu fid din. Dinde anlayış ve kavrayış sahibi olduktan sonra cahiliyedeki iyileri onların İslam'dan sonra da iyileridir diyor. Ve bizi İslam salih amellerle buluşturacak, bizdeki madeni işleyecek bir tezgah. Yani Kur'an, sünnet, İslam tezgahı bizi o imanın amele dönüşmesi, o imanın kalite kazanması için işleyecek ve bu şekilde hepimizde var olan bazı güzellikleri, o salih amelleri ortaya çıkartacak olan bir tezgah. Sa'd'ın cevabını söyleyince, hocaya bak, öğren. Öyle hocadan böyle öğrenciler. Evet. Ne kadar paralel gidiyor. Allah'ım öyle hocaların, böyle öğrencilerin sayını artsın. Amin. Aralarında ne kadar güzel bir ilişki var kıymetli hocam ya. Allah'ım edep. Muhteşem ya. Şu edebe bakın ya. Edep. Demek ki iman edeceğiz. İmandan sonra da kimlik Müslümanlığını istemiyor Rabbimiz. Ben de Müslümanım. Yeter, kifayet etmiyor. Yeterli değil. Mutlaka bunu salih amellerle taşla. O da başında herhalde namaz geliyor değil mi? Evet. Namazla böyle taşlandıracağız. Şimdi itikaf zamanı. İtikaf zamanı. Siz de itikaftasınız inşallah, bugün inşallah giriyorsunuz. Allah nasip Rabbim ederse. Rabbim hayırlı Allah eylesin inşallah. Riyadan muhafaza evet etsin inşallah. Yani camilerimizde epeyce gencimizde itikaftalar elhamdülillah. Hocam yani, bu sene harıl harıl böyle. Elhamdülillah siz de öyle. O kadar sayımız çok ki. Yani hala ben dün Tahir Büyükgörüş Camisi'ndeydim. Birkaç delikanlı geldi.
biz de ne olursun itikafa girelim diye cami görevlisine görüşüyordu. İnan çok camide şu anda genç kardeşimiz, cemaatimiz itikafta. Elhamdülillah. Ne kadar güzel. Yani kasırganın önünden bir yaprak almak gibi gençliğin böyle temiz kalmasının zor olduğu bir dönemde onlar muhteşem. Ümmetin göz aydınlığı olurlar Allah'ın izniyle. Amin. İnşallah. Onlar maya olurlar ve Rabbimiz de zürriyetimizin temizliğiyle bizlere rahmette bulunur, lütufta bulunur. Yani bazen şöyle dua ediyorum. La tec'al zunubena ve israfena mesira şebabena, mesira zürriyetina. Allah'ım bizim aşırılıklarımızı ve günahlarımızı bizim gençlerimizin kaderi eyleme ya Rabbi. Bizim ya. Aşırılık ve günahlarımızı bizim zürriyetimizin, neslimizin kaderi aynen. eyleme ya Rabbi. Aman ya Rabbi bizden dolayı onlara ya Rabbi zulmetme manasında onları esirge. Çok güzel dua. Hocam 6 dakika kaldı. İman edenler, salih amelle taşlandıranlar ve tevasav bil hak. Ve tevasav bil sabr. Evet. 6 dakika doymuyoruz ama evet. saat şimdi, zaman kısıtlı. Oradaki ifadeler de biliyorsunuz müşareket, karşılıklı, birbirine hakkı tavsiye edenler, ya. Birbirine sabrı tavsiye edenler. Biz Müslümanlar birbirimizin aynası gibiyiz. Yani bir bedenin uzuvlarıyız. Biz bir binanın evet. tuğlalarıyız biz. Ve biz aslında hakkı tavsiye ederken bir kardeşimize tavsiye ettiğimiz kişi kendimiziz. Ve biz toplumu temiz kalsın ve temiz bir toplumda İslam yaşansın diye elinden tutmaya çalışan ya da elimizden tutulan kimseleriz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam مَثَلُ الْقَائِمِ ف۪ي حُدُودِ اللّٰهِ وَالْوَاقِئِ ف۪يهَا كَمَثَلِ قَوْمِنِ اسْتَهَمُ عَلَى سَف۪ينَهِ diye başlayan bir hadis malumunuz. Kura ile gemiye bindirilmiş insanların durumuna benzer diyordu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bizim durumumuzu. Bazıhum alaha ve bazıhum esfeleha. Kimisi üst katına, kimisi alt katına düşmüş gibidir. Alt kattakiler su ihtiyaçları olduğunda üst kata çıkmakta temiz su üst katların, üst kattakilerin yanında. Temiz su, evet. vahiy üst kattakilerin yanında. Onun yanından suyu almaktadırlar. Ama bir gün derler ki biz kendi payımıza düşen yerden bir delik açsak. Muhammed Aleyhisselam der ki eğer onları yapmak istedikleri ile baş başa bırakırlarsa helekû cemiyâ, hep beraber helak olurlar. Ama ellerinden tutarlarsa necev ve necev cemiyâ, hem onları kurtarmış olurlar hem de kendileri kurtulurlar. Ve hakkı tavsiye ederken aslında biz kendimizi kurtarıyoruz. Ya. Yani bu toplumda hakkın davetçisi, sözcüsü olanlar kendini, kendi neslini, kendi toplumunu yaşanılabilir bir toplum haline getirmek için çaba sarf ediyorlar. Ve buna mutlaka ihtiyacımız var. Vurdum duymaz davran. Gemiyi deldiremeyiz yani. Gemiyi biz bir gemide yaşıyoruz. Hepimiz zarar görürüz. Evet yani eğer gözümüzü kapatırsak, ilgisiz kalırsak hepimiz zarar görürüz ve sabrı tavsiye. O zaman şuraya bağlayalım herhalde süremiz dolmak üzere. Yani 4 dakikamız var. Şuraya bağlayalım. Evet. Hem depremden zarar gören kardeşlerimize evet. de bir taziye olmuş olsun inşallah. İnşallah. Kur'an aslında bir taziyede bulunuyor. Mesela az önce programa başlarken hocamızın okuduğu ayetler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat günü o mescittekilere, Hazreti Ömer Efendimiz'e bir taziye olmuştu. Yani evet, evet. Kur'an bize taziyede bulunuyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim durumumuzu yeşil bir buğday başağına benzetiyor. Meselül mümini kemeselil hametti mine zer'i. Yeşil bir buğday başağına benzer. Min haythu etetha riyah kefa'etha. Rüzgar ne yerden eserse onun boynunu büker. Hayat budur yani. Mümin yeşil bir buğday başağı ve imtihanlar bir rüzgar. Ve izâ tedelet tekeffe'u bil bela. Başını doğrultsa yeni bir musibet, yeni bir şey. Ama yeşil buğday başağı rüzgarla birlikte eğilir ama yıkılmaz. Allah'tan gelene teslim oluyoruz. Ama yine kalkıyoruz, yine mümince hayata devam ediyoruz. Ama orada vel faciri kel erzeti samma'e mu'tedileten, o facire gelince, münafığa gelince, o iri sağlam yapılı bir çam yarmasına benzer diyor ya. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir rüzgar olduğu hatta zaman. Hatta yuksimehallahu idâşâ, Allah dilediğinde tek defada onu kırıp bitirene kadar. Ya. Bir defada işini bitiriyor. Biz müminiz. Bütün bu yaşanılanlar, on binlerce vefatımız, kayıplar, acılar, bütün bu yaşanılanlar bir müjde var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, dünyada rahat yüzü görmemiş bir kimseyi Allah cennete koyar ve çıkartır. Kulum,
Dünyada bir acı gördün mü? Hayır vallahi ya Rabbi, dünyada hiç... Hiç rahat. Şu... Tamam hocam, herhalde bir seste de problem var, anlaşılmayla ilgili. Kıymetli izleyenler, Nuh Doğan hocamız bizimle beraber, Tahir Büyükkürkçü İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni. Yani doyumsuz bir sohbet var. Ben şunu anladım, Kur'an'la meşgul olan insan, kısa zamanda asır süresini ancak bu kadar anlatabilir. Yani ben o kadar müstefid oldum, faydalandım ki. Yani duhadan bir başladı, leylden bir başladı. Efendim asra kadar o insicam mükemmel bir şekilde sıraladı. Yine kendi içerisinde asır süresini özden sıraladı. Ve tevasa bilhak ve tevasa bir sabır kaldı hocam. Son cümlelerinizi alalım. Bir ses delgi teknik bir şey oldu herhalde. Son cümlenizi alalım, imsaka geçiyoruz. İnşallah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam müminin başına bir sıkıntı gelir diyor. Ve Allah sonra onun sıkıntısını giderir. Bu onun geçmişteki günahlarına kefaret, gelecek için de ibret olur diyor. Ama günahkarın başına bir sıkıntı gelir. Allah onun sıkıntısını giderir. Fakat o sahibinin kendisini neden bağladığını, neden çözdüğünü bilmeyen bir devenin anlamsız bir şekilde sahibine baktığı gibi bakar diyor. Biz müminiz. Bu hadisi söylediğinde oradan birisi diyor ki, sıkıntı dediğin nedir ya Resulallah? Ben sıkıntının ne olduğunu bilmiyorum. Baş ağrısı nedir bilmiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam der ki, sen bizden uzak dur. Yani bu sıkıntılar bir yaprak dökümüdür. Günahlarımızın bir yaprak gibi çırpılmasıdır. Rabbimiz inşallah her şeye kadirdir. Bizi düze çıkartacak olan, elimizden tutacak olan, sahibimiz olan da O'dur. Ve bu büyük sıkıntının içerisinden Rabbimiz inşallah bizi her açıdan kullukla çekip çıkaracaktır. Dediğiniz gibi inşallah o cenneti gördükleri anda, bir an gördüğü anda dünyada yaşadığı hiçbir sıkıntı kalmayacak. Görmedim ya Rabbi, yaşamadım ya Rabbi diyecek. Rabbim cenneti kazananlardan eylesin bizleri. İman eden, salih amelde bulunan, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler ve akabinde de cennete girenlerden eylesin. Amin. Allahümme amin. Efendim, bugün Nuh Doğan hocamız bizimle beraberdi. Davetimize icabet ettiler. Allah kendilerine razı olsun. Yani kısa bir zamanda Kur'an-ı Kerim'in özeti olan, İmam-ı Şafii'nin söylediği gibi, Kur'an'ın özeti olan Asr Suresi'nin ancak bu kadar kısa zamanda muhteşem bir şekilde anlatılabilir. Ama ben biliyorum ki Nuh Doğan hocamı, Kur'an'la meşguliyetin sonucunu ve meyvesini aldık burada. Rabbim kendisine razı olsun. Hocam sağ olun, var olun. Sizler de. Ayaklarınıza sağlık. Allah cümlemizden razı olsun. Sağlık. Elimizden tutsun inşallah. Tesirini halka eylesin inşallah. Efendim sahurunuz, seheriniz, geceniz bereket olsun. Yapımda, programda emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yine bu platformun hazırlanmasında Karatay Belediye Başkanımız ve Karatay Belediyesi'ne de canı gönülden teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın iftara doğru programda 17-15'te görüşmek temennisiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
As-salatu